Merhaba arkadaşlar, Matladır'a devam ediyoruz. Meydan okumalara ara verdik. Oyuna başlamaya karar verdim. Ve başlangıcı olarak gördüğünüz gibi bir tane jip olmak üzere iki tane de kamyon veriyor ve şu andaki ilk görev haritayı keşfet diyor. Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane bayrak olması lazım ve kilitli araçlar var. Haritada da şöyle göstereyim. Biraz fazla oldu. Şu anda buradayız. İşte burada 535 var. Kilitli. K700 var. Yakıt istasyonunu keşfedeceğiz. Bir de haritanın bir kısmı kapalı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Oraları açacağız. Şu anlık ilk görev şurada da yazdığı gibi. Haritayı keşfet. Diğer kamyonların kilidini aç diyor. Şu andaki görevimiz o. Başlayalım. Harcımızı ilkini çalıştıralım. Şuradan mont edelim. Onu da ekleyelim. Eklerini bırakalım. Seyahatimize başlayalım. Araca geçeceğim. Oradan hemen şuna, oradan buraya. Bu siyah bölgelerini hepsi açacağım. Bir de bayraklar var. Gözetleme kulesi var daha doğrusu. O gözetleme kulelerini açmam gerekiyor. Onu açacağım. Daha sonra kütük taşıma olayı var. Görev olarak kütük taşıma görevlerine başlayacağım. O yüzden daha fazla uzatmadan hemen zamanla kaydetmeyelim. Videoları genelde 30 dakikalık çekmeye çalışıyorum ama 30 dakika doğru nasıl imkansız, çünkü atıyorum battığımdan çıkmak sıkıntı oluyor. O yüzden de biraz hızlı davranıyorum. 30 dakika yani 30 dakikalık videoları halinde vereceğim. Sağ tarafı devam edeceğiz. Araca açacağız.
Hasan abi bölgelerden arkadaşlarınız yavaş yavaş geçerseniz arayacağız. Hasan abi buraya yeni bir araç. Elektriğini çekelim. V tuşuna basarak şöyle motoru durduralım. Boş yere benzin yakmaya gerek yok. Kamyon deniştir. Buradan bir canavar çıktı. Gerçekten canavar. Seni çalıştıralım. Karşıya geçmeye yol yok. Biz K700'e devam edelim. Ondan sonra küçük yönümüzü atlatalım. Güzel bir şey oldu. Oradaki bana bir şey demişler. Tam böyle ortaya denk getirebilirsiniz. Daha bir şansa denk geldi. Güzel araba olduğu yer. Çıkamıyoruz. V tuşuna basarak şu maksiyerini çıkıyorum. Gördüğünüz gibi buradan kendinizi bağlıyorsunuz. V tuşundan yana güvenli noktadan çıkıyorsunuz. F tuşuyla kendinizi çekiyorsunuz. Çıkamadınız mı? Biraz daha güç takviyesi yapmak gerekiyor. W'ye basarak aracı zorlayın ve kendinizi çekiyorsunuz. Daha sonra şu şekilde çarp ve mouse'a basarak kendinizi kurtarıyorsunuz. Bu olay çok güzel kullanabilirsiniz. Görevi var. Evet, orada bir şeyler gördüm ben. Önümde ama aracı zor. Arka benim için sağ olun şu anda. Ben uğraşmıyorum. Şöyle yapma ya. Olsa güzel olur. Görevimiz var. Küçükleri buna toplayacağız falan filan. Toplamak neyse de bunu yükleme yapmak bayağı bir zor. Yani. Neyse bekleme yapmayalım. Dediğim gibi hemen kamyonu değiştir diyerek yolumuza devam edelim. Bunu açtık. Haritaya yanlış oldu. Haritaya bakalım.
Buradan böyle, buradan mı geçsek, buradan mı geçsek, buradan geçersek böyle gideriz. Orada hiçbir şey yok. Bizim yakıt da alabilmemiz için buraya gitmemiz lazım. Daha sonra burada araçlar var sanırsam. Onları da açarız. Buradan gideceğiz mecburen. Şöyle bir işaretleyeyim ben burayı. Evet arkadaşlar, buradan devam edelim. Küçük bir teknik arızadan dolayı burada bir bölüm atlaması olacak. Şimdi burayı da keşfettik. Şu yakıt istasyonuna bir gidelim. Oradan güvenli moddan çıkalım. Bir sıkıntı oldu orada, bir videoda atlama olabilir, ufak bir şey, onun kusuruna bakmayın. Şimdi yakıt istasyonumuza doğru gidelim. Orayı keşfedelim, oradan geçelim diğer tarafa. Bu bölümde haritalar açacağız yani. Ama şu anda felaket, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Yakıt istasyonu. Arkadaşlar bu yolu kullanmayın. Çünkü içerisi su, orada direkt
şansınız yok. Batıp kalıyorsunuz zaten. Gerçi hani kendinizi çekerek geri çıkabiliyorsunuz ama gerek yok. O yüzden direkt şöyle kenardan gidebilirsiniz. Daha iyi oluyor. Gerçi burası da bataklık ama suyun içinde gitmek, gidip de kalmaktansa burada gitmek daha iyi. Burası daha, oraya göre daha rahat, daha iyi. Küçük, yine küçüğe denk geldik orada. Ekranı çevirelim. Nereye bağlanabiliriz? Bağlanacak yerimiz var mı? Şöyle bir V yapalım. Güvenli mod. Şuna bağlanalım. Şuradan çık. Gerçi o da pek sağlam değil ama. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan geçmek gerçekten sıkıntı. O yüzden o suyun içine hiç girmeyin bu bölümde. Evet, yine bir kütük. Ve şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar, mouse'u ekranınızı çevirdiniz, şöyle kenardan bakıyorsunuz. Klavyeden 1'e bastığınız zaman direkt monitörü düzeltiyor görüş açısını. Fazla bir şey olmadan, uğraşmadan düzeltebilirsiniz. Yalnız evet, biraz daha sola girmem gerekiyordu. Bir yandan da kayda bakarken bodozlama daldık. Şöyle bir güvenli mod diyelim. İyi, güzel, buraya ulaşabiliyoruz. Güzel bir şey ya. Bu kendini çekme olayı çok hoşuma gitti. Arkadaşlar dediğim gibi ekranda tam alamıyorum. Kayıt yaptığım programla tam çözemedim açıkçası. Orada bir sıkıntı var ekranla alakalı. Evet arkadaşlar, benzin istasyonuna geldik. Bir şey yapmanıza gerek yok. Durduğunuz takdirde otomatikman zaten depoyu fulluyor. Ondan sonra yolunuza devam ediyorsunuz. Ekranla alakalı arkadaşlar bir sıkıntı var. Sağdan soldan böyle hafif bir kırpmalar yapıyor. Onu çözemedim. Çift ekran olduğu için mi acaba böyle yapıyor, yoksa başka bir sıkıntısı mı var? Onu tam olarak çözemedim. Biraz uğraştım aslında, ayarları da bozdum, yeniden toparlamak zamanımı aldı. Ama ana görüntü gözüküyor, ondan yana bir sıkıntı yok. Onu da en yakın zamanda biraz araştırayım, düzeltmeye çalışacağım. Görev kısmında mesela görev bildirimleri sağ üst köşede çıkıyor. Kayıtta baktım, üst tarafta gözükmüyor. O üst tarafı göremiyorsunuz. Pusulanın az bir şeyi gözükmüyor sol taraftan. Şu anda nereye gideceğiz? Evet. Bizim buradan böyle akmamız lazım. Şöyle ufak ufak bir araştırma şey yapayım.
Buradan da sağa döneriz. Yoldan böyle gideriz artık. Devam. Geçmişiz. Ben diyorum ya, tuhaflık var. Şöyle bir yandan giderken de çayımı yudumlayayım. Ya, yolu buldum mu kopuyor. Oo, şaka yapıyorsun. Çok fena çaktık oradayız. Bir saniye, şöyle bir ön tekerleğe bakmam lazım. Patlamış olabilir. O değil ama egzoz gitti yani, o garanti. Egzozdan artık bu saatten sonra hayır gelmeyecek. Egzozu patlamış Şahin gibi gidiyoruz. Aslında arkadaşlar kamyonun bir tanesini araç onarım setini takıp gelip aracı tamir edebilirim aslında, ama yolun çok uzun. Videoyu tekrardan bölmek istemiyorum. Biraz önce zaten bölündü. Tekrar aynı şeyi yapmak istemiyorum. Bir an önce ilerleyip şu kilitli bölgeleri de açmak istiyorum. %28'de sağlam bir hasarı almışız. Hazır almışken gidelim. Bu kadar yol geldik. Aslında bir saniye, şöyle freni çekelim, güvenli mod diyelim. Bagaj. Evet arkadaşlar, böyle kendimizi biraz onarabiliyoruz. 135. Evet arkadaşlar, bagaj setinden de gördüğünüz gibi şuradan kendimizi biraz onardık. Hasar sıfıra indirdik. Şimdi aklıma geldi, onu da bir bakmak istemiştim. Güzel oldu bakmış olman. V'den basıyorsunuz, güvenli moddan arkadaşlar. Şurada bagaj ve şeyden aracınızı tamir edebiliyorsunuz setlerden. Güzel oldu. Yolda kalmaktansa daha demin yol yardımı getirmeyi düşünüyordum ama şu anda aklıma o geldi bir anda. Bu da güzel oldu. Aracın arka tarafındaki lastiği de görebiliyorsunuz. Lastiğimizde sıkıntı vardı. Lastikte şu anda arkada jantımız var ama lastiğimiz yok. Hani süs olsun diye takılmıyormuş, onu anladık. En azından bir işe yarıyor. Bu kadar ayrıntı hoşuma gitti yani. Ben onu aksesuar olarak takmıştım açıkçası. Ama aksesuar değilmiş. Hakikaten güzel oldu bu. Bu arada neredeyiz? Buradayız. Öyle gidiyoruz. Hadi bakalım.
Arkadaşlar burada müthiş bir balçık var. Kenarlardan gitmenizi tavsiye ederim. Yoksa benim gibi böyle çakılırsınız. Şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsun. Ya yapma. Yapma. Arkadaşlar şöyle yapalım. Ben bu videoyu burada duraklatacağım. Diğer aracı getireceğim buraya ve videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, yol yardımı yola çıktı. Gidiyoruz. Aracı orada yan bıraktım. Şu anda kurtarmaya gidiyorum ve bu araçla burayı deneyeceğim. Çekirdeğinde gördüğümüz gibi gitmiyor. Buraya girmeyin. Aracın yanına gittiğim zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Oradan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, aracımıza yaklaştık artık. Araç kurtarmayla diye ümit ederekten bu kadar uğraştım. İnşallah bir sıkıntı çıkmadan gerçekten bu arabayı çekerek veya ne bileyim onararak bir şekilde o arabayı oradan kurtarırım diye ümit ediyorum. Yoksa buraya kadar yani en başa gidip yeniden arabayı alıp buraya gelmem gerçekten boşuna olacak ve orada arabamız gözüküyor. Bu araç aynı zamanda arkadaşlar diğer araçtan hasarını onarabiliyoruz. Oo, tamam, gel geri. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aracı bağladım ve çekmeye başlayalım. Ben mi yanlış anladım acaba? Defrens hareketi, şunu açalım. V'ye basalım. Motor durduysa arkadaş biz de böyle çekeriz. İşte bu. O. Arkadaşlar buradan sürekli geçeceğimiz için şöyle bir şeyimiz de var, alternatifimiz de var. Onu da hem size de göstermiş olayım. Ben onu tesadüfen keşfettim. Güvenli moda giriyoruz arkadaşlar. Aracın arkasında halat var. Halatla diğer aracı bağlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonuç mükemmel. O da sizi takip ediyor.
Buradan arkadaşlar bir aracı çevirip park edelim. Bu aracı burada bırakacağım. Her ihtimale karşılık. Güvenli mod. Motoru durdur. Şu aracı bir görelim. Yani bu araç için buraya kadar geldik. Defransiyel kilidi, tüm kilitler. Tamam. Güzel, hoş, halatları da var. Tüh, motoru durdur. Araç değiştir, şu aracı. Heh. Hasarımız yok. O da ilginç. Bu burada duracak arkadaşlar. Hemen haritadan şöyle bakalım. Evet. Şuraya gideceğim. Şuradan bir döneceğim şöyle bir. Şu araya girip şurayı açacağız. Buradan ne çıkacak bilmiyorum. Burası arkadaşlar küçük yükleme alanı. Yalnız muhteşem bir zorluk yaşıyorum şu anda. Yok kardeşim, bu araca küçük yüklemiyoruz. Buraya kadar boşuna mı girdim ben? Buradan yol varmış gibi gözüküyor. Evet, tersten girmişiz. Çıkarız. Araç kurtarma burada ya, bodozlama dalıyorum, hiç sıkıntı değil şu anda. Evet, orada gördüm ama gelemiyorum. Görüyorum seni ama gelemiyorum. İnşallah geleceğim. Geliyorum. Manevra yaparak geliyorum. Dört nala koşarak gelemiyorum. Geldim. Tekerlekleri yıkarız. Sıkıntı değil. Ve yapalım, motoru durdur, aracı değiştir. Bendeki araç kurtarma bu, araç yol yardımı yani. Buraya gelmeden önce devrilsem, ki devrildim. Keşke buraya geldikten sonra devrilseydim. Hiç uğraşmayacaktım bir sonrasında. Şu anda canım sıkıldı. Aa, bir saniye. Şimdi şöyle yapalım. Güvenli bot. Kendimizi tamir ettik. Bu aracın tamir edilecek bir durumu yokmuş. Araç değiştir, yolumuza devam edelim. Lastiğimi yenileseydin en azından. Bir yanlış olmasın. Sola gideceğiz. Yani karanlık bölge. Gizemli bölgeye gidiyoruz. O karanlığın altından ne çıkacak? Bak,
Bakalım o karanlıkta neler olacak. Bu biraz önce devrildiğim yer değil miydi benim? O yüzden sol 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 sol. Şaka yapıyorsun. Şöyle yapalım. Biraz sağ yaparız, biraz sol yaparız. Sonra ne olur? Olduğumuz yerde kalırız. Güvenli mod, halat, ağaç, tekrardan V güvenli mod, F, W. Kenarlardan gitmenin alternatifi bu, hayır. İkinci kez olmaz yani. Güzel yırttık. Burada güzel offroad yapılır yalnız. Fazla yapılmaz. Şöyle bir haritaya bakalım yine. Zaten gideceğimiz başka bir yol yok ama karanlığın içine dalıyoruz. Hemen güvenli mod yapıyoruz. Nasıl olsa öğrendik artık bunu. Çok güzel bir özellik. Ah, o mouse'la onu yakalayabilirim. Hiç durmayacaktım. Gittiğimiz sürece arkadaşlar sıkıntı yok. Sıkıntı durduğumuz zaman başlıyor. O zaman da hemen halatı çekiyoruz. Bana burada sakin. Evet, işte sıkıntı bu. Çünkü haritayı göremiyorum. Evet, yol karşıda onu gördüm. O yüzden şu anlık devam. Burada kalmadığımı söyledi ki kalmayız, halatımız var. Deyip bir de arkasından kalıyormuşum, ne güzel oluyormuş değil mi? Evet, burada bir yol bulduk.
Yalnız burası bayağı tehlikeli. Kalma ihtimaliniz çok yüksek. Hadi kalmadan devam edelim. Şimdi ağaçların arasına dalacağım arkadaşlar. Ağaçların arasına dalmayın. Ben daldım bir defa. İyi olmuyor sonuçları, pek iyi değil. Sakın 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 sakın. Harita. Evet, şu anda dönmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bayraklardan birini bulduk. Haritanın bu bölümünü açacağız. Aç. Tamadık. Açtık mı? Açamadık. Açtık. İşte arkadaşlar, gözetleme kulesi. Şu gördüğünüz gözetleme kulesi. Bunu açtığınız zaman ne oluyor? Haritaya bakıyoruz. İşte haritayı açmış oluyoruz. Bu tarafa açıldı haritanın. Artık yolları falan görebiliyoruz. Ki bu nasıl bir yoldur şurası ya? Şuradan nasıl geçecek bu araç? Şu anda buraya gideceğiz. Onun için de şöyle yaklaştıralım. Ağaçların içine hiç geçemem. Yeniden geri döneceğim. Şuradan şöyle buraya varacağız. El frenini de bırakmış olaydım. İyiydi. Sakın, 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 sakın. Arkadaşlar bu video var ya, 4-5 parçadan oluşacak. Ben yol yardım alıp geliyorum ve kaldığımız yerden videoya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, aksaklıktan dolayı bu videoda baya bir kesikler olacak. Bugün arayanım, sürekli gelip gidenler, bir sakin sakin video çekemedik. O yüzden bu videoda kesiklikler olacak ama o videoyu da biraz güzelleştireceğim. Kesikler olsa da biraz efekt falan ekleyip güzelleştireceğim diye ümit ediyorum. Çünkü baya bir aksilik oldu bu videoda. Gerçi video demeyelim de bu bölümde diyelim. Bölüm bölüm zaten dediğim gibi oyun tanıtımcısı değilim. Oynarken aynı zamanda videoları kaydedip paylaşacağım. O yüzden de çok büyük bir sıkıntıymış gibi de bahsetmeye gerek yok. Araca kütük yüklemiyoruz. Keşfediyoruz bununla. Şöyle bir haritaya bakalım. Yaklaştıralım. Burası otomatik yükleme ve manuel yükleme. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi buradan tekrar bakalım. Yalnız burası nasıl bir zorlu bir yoldur böyle. Buradan gidersek yani şu ağaçların arasından çok fazla uğraştırır mı acaba? Şu yola çıkıp oradan da bu tarafa gitmeyip düşünüyorum ama olacakmış gibi de gelmiyor açıkçası. Buradan da gidemem. Mecburen şu kıyıdan, köşeden, şuralardan şöyle gideceğiz o zaman. Geri gidelim. Araba kendinden geçti artık yani. Gitmiyor.
toprak yolu bulduğu zaman da kopartıyor kendini. Ondan sonra yan yatıyoruz. Kurbağa sesleri nasıl arkadaşlar? Benim çok hoşuma gitti. Ağaçların arasına dalmayı hiç istemiyorum ama mecburiyetten dalıyoruz ve sanırsam çaktık. Oh. Ağaçların arasına bu yüzden girmeyin arkadaşlar. Geçmeyi denemeyelim. Biz buradan böyle gidelim yandan yandan. Acele etmeye gerek yok zaten. Oyun keyifli. Keyfini ala ala. Zevkli bir şekilde bitirelim. Ama biz nereden çıkacağız yukarı? Şöyle bir haritaya bakalım ilk önce. Yol bu tarafta. Ama baktığımız zaman yani şuradan devam etmemiz lazım. Çıkacağız yani buradan bir şekilde çıkacağız. Yani burada da aracı açıkçası devirmek istemiyorum. Çünkü diğer aracı buraya sokarsam büyük sıkıntı olacakmış gibi oluyor. Bir daha onu burada bırakacağım. Şurada hayır çarpma, çarpma. Şu yolun nerede olduğunu bulmam lazım diyordum ama biz orayı aşmışız, bir üst tarafa geçmişiz. Gidelim. Sıkıntı değil. Buradan gideceğiz. Arkadaşlar ağaçlar o kadar birbirine yakın ki yani off-road'daymış gibi bir hal aldı ve önümde orada bir ağaç gördüm sanki. Yok yok, ağaç gördüm, hatta görmekle kalmadım, ben ona sağlam geçirdim bir tane. Ya arkadaş. Sağ olsam şunların arasından şöyle ben bir dönüş yapamaz mıyım burada? Az kaldı. Sakin, sakin. Evet, burada önüme ağaç çıkmasın. Çıkmasın. Çıkmasın dedikçe çıkıyor. Şu andaki görüntü çok ilginç. Ya niye uğraşıyoruz ki ya?
Bağla şuradan kendini. El freni. Burada güzel bir sınır bekledi bizi. Bizim nereye gitmemiz lazımdı ki? Arkadaşlar, muhteşem bir yol karışıklığı ve burada kaydı durdurup yola mı girsem acaba? Ya da böyle gidelim ya. Oynadığımızdan ne zevk alacağız? Ama böyle de olmaz ki arkadaş. Topla direksiyonu. El freni çek, ağır ağır git. Ağır ağır gitmenin en güzel yolu bu. Yavaş mı gitmek istiyorsun? Çek el frenini. Şöyle yönümüze de bakalım. Tamam, düzgün bir yönde gidiyoruz. Ne kadar düzgünse artık. Buraya girmeyelim hiç. Şöyle solundan. Şöyle bir işaretleyelim. Oraya giden illa bir yol vardır. Düz bir şekilde gideceğiz yani. Buradaki en büyük sıkıntı gitmek. Bir de onu da geçtim. Ağaçlar aşırı engel. O yüzden ağaçlık bölgeye girmeyin dedim ama ben kendim girdim arkadaşlar. Girerseniz sonucunuz böyle olacak. Biraz zaman kaybı ama şurası daha açık. Ne kadar da zaman kaybetsek de çok fazla açıkçası zaman kaybetmeden yolu bulduk. Haritanın görünmemesi bize böyle bir engel oldu. Haritayı açıp keşfetmemiz lazım. Aynı zamanda depoyu da fulleyelim. Şimdi buraya bakalım. Buraya geldik. Şimdi buraya gideceğiz. Bakalım. İşte arkadaşlar bizim tamirhanemiz burası. İşte gördüğünüz gibi tamirhane puanı istiyor. Yapacak bir şey yok. Burayı açtık. Yani en azından buraya kadar geldik. Şimdi noktamız burası. Yalnız bu video benim beklentimden de daha fazla uzun olacak bu anlaşılan. Ben bu kadar uzun bir video olmasını beklemiyordum. Kısa bir video yapacaktım. Ama yani iki defa aracı devirmemiz, yanlış yola girmemiz büyük bir etken oldu bunlara. Evet, orada bir bayrak gördüm.
bayrağa doğru gidiyoruz. Ve haritayı açıyoruz. Yolları göreceğiz. En azından bir kısmını hızlı ilerleyebiliriz. İşte arkadaşlar, olay bu. Burayı açtık. Haritanın bu kısmı tamam. Şimdi de bu kısmından ilerleyelim. Burası zaten açık, sıkıntı değil. Şimdi direkt otomatikman buradan şuraya gidelim. Daha sonra buraya gideceğiz. Daha sonra da videoyu bitirelim artık. Bu bölüm için yeter. Ama güzel bir yolculuk ve sağ taraftaki uçurum da güzelmiş. Yolun zaten yeterince zorlu olmuş olması yetmiyor, cümleyi kuramadım. Ne delilik cümle oldu böyle. Bir de üstüne küçükler var yol üstünde. Ve arkadaşlar, şu anda önümüzdeki köprüyü görüyor musunuz? Bu kadar tarihi eser bir köprü. İster misiniz geçerken şimdi kütür patır gidelim aşağıya? Dur ya, şurada bir etrafa bakalım, buraya kadar gelmişiz. Manzara güzel değil mi arkadaşlar? Benim hoşuma gitti. Yani şimdi dedim tekrardan devriliyoruz yani. Böyle yapalım, batalım. Ondan sonra biraz sağ, biraz sol. Şuralara çıkışlarda ya şu anda devrilme korkusu var. Yani iki oldu devirdim, artık üçte olmaz diyeceğim, olacak birazdan. Yani şu anda neyin üstüne çıktım onu dahi bilmiyorum. Nasıl bir yol? Normal modda oynuyorum. Zor moduna alsam acaba yani nelerle karşılaşacağız? Batma olanakları daha mı çok? Araç güçlerim düşük. Şöyle bir haritaya bakalım yine. Bu yol üzerinden gideceğiz. O yol üzerinden gidemeyiz. Biz buradan gidelim. Aslında kafamda soru işareti kalmadı değil ama buradan gideceğim. Şaka yapıyorsun. Az daha gidiyordu kendine arkadaşlar. Yani sessizlikten anlamışsınızdır. Yani çok az bir şey kaldı, böyle gidiyorduk yani. Hoplaya zıplaya, hoplaya zıplaya. Önde yine bir küçük var, takılma. Zaten geldik, az bir şey kaldı. Şuradan devrilmeden
Dönelim, gidelim, bayrağımızı alalım, haritamızı açalım. Bir gözetleme kulesi daha. Evet arkadaşlar, burayı da açtık. Şimdi işin kötü tarafı ne? Çok güzel. Yani işin kötü tarafı ne? Şuradan girip böyle gitme ihtimalimiz var. Veya da buradan geri döneceğiz. Buradan böyle gireceğiz buraya. Burası zaten açık. Ne yapalım? Yani mecburen geri döneceğim. Yapacak bir şey yok sonuçta. Şuradan artık bu arada nasıl, ne kadar iyi, ne kadar kötü bilmiyorum artık. Şu aradan şöyle gireceğim. Ondan sonra tak buradayız. Biraz önce acaba dediğim yol bu yol. Şimdi acaba'yı deneyelim. İyi mi yapmışız, kötü mü yapmışız, buradan anlayacağız. Ne diyorsun? 75 hasar aldık direkt. Hiç kolay bir yol değil. Tam böyle hızlanıyor araç. Ya önüne böyle kayalar ya kütükler çıkıyor. O da araca hasar veriyor. Araca da hasar vermek istemiyorum. Gidene kadar en azından. Evet, fark ettiğiniz gibi oradan kestirmeyi kullanacağım. Pişman olmam inşallah. Görmeden bodozlama daldık. Şaka gibi ya. Çok güzel yol çıktı ama zıplaya zıplaya gidiyoruz. Şimdiye kadar en güzel yol bu diyebilirim. Kenara fazla gitme, devril. Bir daha devriliyoruz oralarda. Evet. Buradan bile gözetleme kulesi gözüküyor. Araca da çok fazla hasar vermeyelim. Geç hasar seviyemiz yüksek ama yüksek diye de bodozlama dalma yok ve burası da bataklık. Yani yoldan kayarsam batak, bu yan taraflar komple bataklık. Araç zaten off-road yapıyor. Selamun aleyküm. Ya daha yeni çıktım, gene niye batıyorsun? Haritamıza bakalım. Şu haritanın içinde niye böyle nokta nokta gözüküyor anlamadım. Baksanıza. Evet arkadaşlar, bu haritayı da açtık. Nasıl bir haritaymış burası? Şuraya bakar mısınız? Yani şurası çok karmaşık bir yol. Burası zaten yol değil. Evet.
Bu görev de tamamlanmış oldu arkadaşlar. Ben tabii bu aracı buradan direkt otomatikmen garaja yollayacağım. Çünkü artık işimiz bitti. O yüzden de bu aracı direkt oraya yollayacağım. Buraya kadar video izlediyseniz teşekkür ederim arkadaşlar. Beğeni veya da yorum bırakmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.